Cevdet Bey naiftir, saftır. Biliyorsunuz. Nilgün Bodur'u biliyorsunuzdur, bu sosyal medyadan belki takip ettiğiniz bir adam. Nilgün Bodur diyor ki, insanlığın zirvesi saflıktır, naifliktir. Bizim müdürümüz gerçekten de saf bir adam, temiz bir adam. Kimseyle yarışmaz, kimseyi kıskanmaz, hiç dedikodu yapmaz, kimsenin arkasından da konuşmaz. Dürüsttür, ahlaklıdır. Saymakla bitmez bizim müdürümüzün özellikleri. Onu çok seviyorum gerçekten. Onu bizim hükümet konağında herkes çok sever. Biliyorum onun yerine gençler gelip dolduracaktır. İhsan Sabri Çağlayan gelin, Türkiye'yi halaskarlardan halas etmek lazım dediğini biliyorsunuz. Yani kurtarıcılardan kurtarmak lazım. Yerin altı vazgeçilmezlerle dolu. Yeri dolacaktır Cevdet Bey'in ama gönlümüzdeki yeri belki hiç dolmayacak. Kalbimde apayrı bir yeri var onun. İnanmayacaksınız, çok şey söyleyecektim. Umarım önemli. Bir şey daha söyleyecektim. Utangaçtır, utangaçtır. Överdim ben, her övdüğümde böyle yerin dibine geçer. Bilerek överdim ben. Ingrid Bergman, yaşı büyük olanlar bilir, eski büyük artistlerden, aktristlerden daha doğrusu. Diyor ki, dünyayı mı kurtarmak istiyorsunuz kaostan? O zaman utanma denen bir şey var, onu getirin diyor. Utanırsa, eğer utanmayı geri getirseniz, dünya mevcut kaostan kurtulur diyor. Bizim müdürümüz utangaç bir adamdır. Velhasıl geldi gidiyor, şey gibi, dün gibi, kendimden biliyorum. O kadar hızlı geçiyor ki zaman. Geldi geçti. Biliyorum hep yanımızda olacak. Hep arkamızda olacak. Çünkü burada yaşıyor. Hep gönlümüzde olacak. Ama ayrılıyor aramızdan. Bu anlamda çok içim burkuluyor. Üzülüyorum. Allah onun yolunu açık etsin. Bizim hakkımızda. Ona her zaman helaldir. O da hakkını bize helal etsin. Ona hayatında ailesiyle birlikte başarılar diliyorum. Her zaman yanımızda yeri var, başımız üstünde yeri var. Her zaman benim köy ve mahalle muhtarlarım, çok değerli Ereğlili kardeşlerimiz, basınımızın güzide mensupları ve özel idaremizin, Ereğli özel idaremizin çok değerli müdürü Cevdet Bey. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum, arz-ı hürmet ediyorum. Evet, Cevdet Bey aramızdan ayrılıyor, namı değer, güzel adam. Müftüm burada, onun şeylerine girmeyelim, alanına girmeyelim ama lakap güzel bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum. Ama ona bir lakap taktım, güzel adam diye tuttu. Herkes güzel adam diyor şu anda, hükümet konağında. Güzel adam aramızdan ayrılıyor. Bu vesileyle özellikle Sayın Başsavcım, Adalet Komisyonu Başkanım, gerçeklerim ta buraya kadar geldiler. Aramızdalar ve sizlere, onlara ve sizlere teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için Sayın Basın Mesutlarımız aynı zamanda. Akşam düşündüğüm güzel adam için neler söyleyebilirim diye aklıma bir çok şey geldi. Şimdi tıkandım. Şimdi Sayın Özel İdare Genel Sekreterim biraz da siyasetçi böyle. Güzel karakterle bir söylem yaptım. Çok da karıştırmak istemiyorum. Özellikleri küçük bir kağıda da yazdım aslında. Ne diyebilirim diye düşündüm. Küçük bir kağıda da yazdım. Güzel adamın özellikleri anlatmakla kalmaz. Hiç abartmıyorum. Hiç abartmıyorum. Bir kere Ereğli bizim en güzel evlatlarından birisi. Bizim devlet memurlarımızın, amirlerimizin en güzel evlatlarından birisi. O bir yana kendimle ilgili şeyler söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Ereğli'de biz 2-3 tane afet yaşadık, deprem yaşadık. Bir yeri, bir ismi her zaman olacak. Biz onu her zaman bu şekilde yaşatmayı arzu ediyoruz. Ben emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlarım adına. Sizlere de tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki yaşantısında her şeyden önce bir sağlık ve güzel, mutlu bir yaşam diliyorum. Saygılar sunuyorum.